Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan olaylar ve de açıklamalarla karşınızdayız. Sayın seyirciler, Rusya'daki İdlib görüşmelerinden somut bir sonuç çıkmadı. Rus dışişleri çözümün Suriye'nin egemenliğine bağlılık temelinde mümkün olduğunu ifade ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İdlib'de bizim temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi dedi. Türk ve Rus heyetler arasında Moskova'da yapılan İdlib görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Türkiye temsilcileri İdlib bölgesinde uzun vadeli güvenliğin sağlanmasının sadece Suriye'nin egemenliğine bağlılık temelinde mümkün olduğunu kaydetti açıklaması yaparken, kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmelerden istenilen sonucun çıkmadığını belirtti. İdlib sahasındaki duruma ilişkin Türkiye'nin NATO'yu çağırması, NATO ile bir iletişime geçmesi konuya ilişkin mümkün mü? Teşekkür ederim. Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıdı ve haritayı biz kabul etmedik. Aslında 3 aşağı 5 yukarı geçen hafta Ankara'da bize sundukları kağıt ve harita, Moskova'da sundukları, biz burada da bunu kabul etmeyeceğimizi zaten ifade etmiş idik. İdlib çatışmasızlık bölgesinin sınırları bellidir. Yaklaşık 2 yıl önce üzerinde mutabık kalınan sınırlar ve bizim askeri gözlem noktalarımızın bulunduğu yerler burada açık, net, sarih bir şekilde ortaya konmuştur. 12 askeri gözlem noktamızda bu harita esas alınarak buralara konuşlandırılmıştır. Dolayısıyla burada empoze edilen şartları, bir takım zorlamaları, sahanın değişen şartları diye takdim etmenin bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığını ifade etmek istiyorum. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil dedi. Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Herhangi bir şekilde onlara karşı bir şey yapıldığı takdirde misliyle mukayese edeceğimizde tekvaten söyledik, tekrar söyledik, söylemeye devam ediyoruz. CHT ile yapılan iki görüşmede de bir mutabakat çıkmadı diye. Görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı artık bir an meselesidir ifadesine cevap verdi. Şimdilik en kötü senaryoya göre değerlendirmede bulunmayalım. Eğer İdlib'deki terör örgütlerine karşı ya da şu anda ciddi miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahip olan bu terör örgütlerini yok etmeye yönelik bir harekattan söz ediliyorsa bu Soçi mutabakatı doğrultusunda atılan bir adım olur. Bu zaten Türk tarafının yükümlülüğü, meşru Suriye hükümetine, Suriye ordusuna karşı bir harekattan söz ediliyorsa bu en kötü senaryo olur. Peskov, İdlib'deki durumun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek için Türkiye ile yapılan görüşmelere devam edeceklerini belirtirken aynı zamanda sözlerine şu şekilde devam etti. Soçi'de bir yıldan daha uzun bir süre önce varılan mutabakattan memnuniyet duyduk. Her iki taraf da memnuniyet duydu. İdlib'deki militanlar ve terör örgütleri Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik saldırılara başladıktan sonra memnuniyetimiz son buldu. İdlib'deki durumun daha kötüye gitmesinin önüne geçmek için Türk meslektaşlarımızla görüşmelere devam etme niyetindeyiz. Elbette bu görüşmeler farklı düzeylerde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, darbe iddiaları ve İdlib konusunda önemli açıklamalar geldi. AKP grup toplantısında konuşan Erdoğan, İdlib operasyonu an meselesi dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasıyla başladı. Doğrusu ben de görüştüm. Bunu kaçırmama gerek yok. 15 Temmuz gecesine dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi. 15 Temmuz gecesi FETÖ şahsımdan bakanlarımıza, bürokratlardan medya temsilcilerimize kadar, iktidarıyla, muhalefetiyle, pek çok milletvekiline kadar herkesin peşine düşmüştür. Bir tek kişi FETÖ'nün özel ilgisine, himayesine, korumasına mazhar olmuştur. O da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Son günlerde gündeme getirilen darbe söylentileri de Erdoğan'ın gündemindeydi. Kılıçdaroğlu ve CHP ekibiyle kimi eski askerlerin koç başlığını yaptığı bu oyun, geçmişte darbecilerin ve cuntacıların milli iradeyi ipotek altına alma yöntemlerinin bir başka versiyonudur. Ve İdlib krizi. Rusya ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadığını ifade eden Erdoğan, İdlib operasyonu an meselesi dedi. Türkiye İdlib konusunda
kendi harekat planlarını uygulamak üzere her türlü hazırlığını yapmıştır. Bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. Daha açık bir ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir. Ülkemizin bu konudaki kararlılığını hala anlamamış olan rejime ve onu cesaretlendirilere özellikle İdlib'i bırakmayacağız. Cumartesi günü Sayın Trump'la da bu konuyu görüştük ve onunla da bu tespitlerimizi paylaştık. Konuşmasının ardından soruları cevaplandıran Erdoğan, İdlib konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden destek alabileceklerini söyledi. Türkiye'nin olası bir harekatında, bahse konu harekatta Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir destek sağlayacaktır? Trump'la bu konuyu da görüştünüz. Her an her türlü dayanışmamız olabilir. Operasyon en kötü senaryo olarak nitelendiriliyor Rusya tarafından. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizim arkadaşlarımızın yaptığı görüşmelerde arkadaşlar bana böyle bir şey gelmiş değil. Ve Rusya bu tür kötü senaryoların içinde yer alacağına inanıyorum. Darbe söylentileri üzerine soruları da cevaplandıran Erdoğan şöyle konuştu. Bunlar hain ya. Böyle bir hava hissediyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Herkes huzur içinde geziyor, tozuyor, yiyor, içiyor, her şey yerinde. Herhalde bunlar pek yiyip içemiyor, gezip tozamıyor. Bunları yapamadığı için de herhalde darbenin nal sesleri geliyor bunlara. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sayın seyirciler, ilaç fiyatlarına bir süredir beklenen zam vardı ve o zam geldi. Sağlık Bakanlığı ilaca %12.09 oranında zam yapıldığını açıkladı. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli. Zam sahnesi devam ediyor. Bir süredir zam beklentisi içinde olan ilaç sektörü de istediğini aldı. İlaç fiyatlarına %12.09 oranında zam yapıldı. Karar Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan çıktı. Bakanlıktan yapılan zam açıklaması şöyle. 14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararın ikinci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 avro değeri 3.4037 TL'den 3.8155 TL'ye arttırılmıştır. Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararın ikinci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11.75 TL ve 6.15 TL değerleri beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına dair kararın ikinci maddesinin 10. fıkrası gereği avro değerinde yapılan değişiklik oranında arttırılarak 13.17 TL ve 6.89 TL olarak güncellenmiştir. Böylece ilaca %12.09 oranında zam gelmiş oldu. Öte yandan Türk Eczacıları Birliği pek çok ilacın geri ödeme listesinden çıkarılacağına ilişkin bir duyum aldıklarını ve eşdeğer ilaçlarda da geri ödeme payının düşürüleceğine ilişkin duyum aldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada bu uygulamanın vatandaşı ilaca erişimde zor durumda bırakacağını ve yerli ilaca da bir darbe olacağı vurgulandı. Türkiye bir doğudan bir batıdan depremlerle sarsılıyor. Dün akşam saatlerinde Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesi depremle sarsıldı. Saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.2 olduğu açıklandı. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem büyük korkuya neden oldu. İlk şokun ardından vatandaşlar panik halinde dışarıya çıktı. Adeta böyle devrildik. Her şey yere yıkıldı. Yani böyle bir şey biz yaşamadık. Yaptığımız bir şey yok korkudan. Benim evlerde çatlaklar var ama bir şey yok. Ya evde hemen kendini dışarı attın. Attık zaten. Dışarıdayız. Akhisar'da şu anda çok şiddetli bir deprem daha oldu. Ya bu insanların bir açıklaması yapması lazım. Yani bu depremlerin ileride bize yani zarar etmeyeceğini yok da zarar olacağını insanların bir rahatlaması lazım. Psikolojileri bozuk insanların. Manisa Valiliği depremde herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıklarken Kırkağaç'ta saat 00.23'te yerin 5.3 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karakurt Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan İbrahim Güngör, deprem öncesi ahırda kuzularının panik halinde hareket ettiklerini fark etti. Hemen cep telefonunu çıkarıp panik halinde ses çıkaran kuzularını çeken İbrahim Güngör, çok kısa bir süre sonra depremi yaşadı. Koyunları yaylımdan getirmiştim. Annelerine yanına salacaktım kuzuları. Koyunlar bir andan korktular. Çocuklar da başladılar bağırışmaya, deprem oluyor dediler. İlk başta ben bir şey anlamadım ama çok kötü oldu. Allah'ım daha beterinden korusun. Sayın seyirciler, İsrail devlet terörü anaokulu seviyesine indi. Bu da oldu. Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenleyen işgal güçlerinden çocukların çantalarına bakmaları dikkat çekti ve bu çantalarda bu işgal güçleri bomba aradı. İşgal güçleri El Halil kentinde de Filistinli çocukların öğrenim gördüğü Susiye adlı seyyar okula el koydu. Filistin topraklarında İsrail zulmü artarak sürüyor. Devlet terörü anaokulu seviyesine indi. İsrail polisi silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle Et-Taybe kentinde Filistinli çocukların eğitim gördüğü bir anaokuluna baskın düzenledi. Anaokulu müdürü Rabab Avay'da yaklaşık 40 polisin silah ve patlayıcı aradıkları gerekçesiyle okula baskın düzenlediğini belirtti. Polis ekiplerinin çocukların çantalarında arama yaptığını söyleyen Avay'da baskının çocuklar arasında korku ve paniğe neden olduğunu kaydetti. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde de Filistinli çocukların öğrenim gördüğü Susiye adlı seyyar okula el koydu. Filistinli Muhammed Maganim, yaşları 6 ile 10 arasında değişen 100 öğrenci eğitim alacaktı, şimdi soğukta oturacaklar ifadelerini kullandı. İsrail işgal güçleri seyyar okulun götürülmesine izin vermek istemeyen bir Filistinli'yi de gözaltına aldı. Koronavirüs gündemiyle devam ediyoruz bültenimize. Çin'de ölü sayısı 2000'i geçti. Japonya'da 2 haftadır karantina altında tutulan yolcu gemisindeki kişilerden testleri temiz çıkanlar tahliye ediliyor. Bu arada komşumuz İran'da da ilk kez koronavirüs tespit edildi. Ölü sayısı 2000'i geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu koronavirüs salgınında 136 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 2006'ya yükseldiğini açıkladı. Ülke genelindeki toplam vaka sayısının 74.185'e çıktığı duyuruldu. Komisyonun açıklamasında 1824 kişinin iyileşerek taburcu edildiğine de dikkat çekilerek bir gün içinde taburcu olanların sayısının ilk kez yeni vaka sayısını geçtiği belirtildi. Virüsün görüldüğü ülkelerde artıyor. Güney Kore'de 15 yeni vaka da tespit edildi. Seul yönetimi, Çin'in Hubei eyaletinden gelen yolcuların ülkeye girişini yasaklamış, Çinli turistlerin Jeju Adası'na vizesiz geçişine de engel getirmişti. Rusya'da tüm Çin vatandaşlarının ülkeye girişinin yasaklanacağını açıkladı. Kritik bir haber de İran'dan geldi. Ülkede 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kianush Jiyanpur, geçtiğimiz 2 günde Kum kentinde 2 kişide koronavirüs tespit edildi dedi. Öte yandan Japonya'da koronavirüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 2 haftalık karantina sona erdi. Başkent Tokyo yakınlarındaki Yokohama Limanı'nda koronavirüs nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana karantina altında tutulan yolcu gemisindeki tahliyeler sürüyor. Testleri negatif çıkan 500 yolcunun daha gemiden ayrılmasına izin verildi. Yolcular yaklaşık 2 haftalık karantina sürecini penceresiz ve küçük kameralarında geçirmek zorunda kalmıştı. Dün 28 ay tutuklu kaldığı gezi eylemlerinden tahliyesine karar verilmişti Osman Kavala'nın. Osman Kavala yeniden cezaevinden çıkamadan hatta yeniden gözaltına alındı. Gerekçe ise FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi. Gezi Parkı davasından tahliyesine karar verilen Osman Kavala cezaevinden çıkamadan yeniden gözaltına alındı. Osman Kavala'nın Silivri cezaevinden çıkmasını bekleyen eşi Ayşe Buğra Kavala yeniden gözaltı kararı verilmesinin ardından aracına binerek Silivri'den ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise şu açıklamayı yaptı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün verdiği kararda
Hakkında kamu davası açılan sanıkların beraatine ve tutuklu sanık Osman Kavala'nın tahliyesine karar verilmiştir. Anılan kararın bozulması talebiyle ilgili mahkemeye süre tutum dilekçesi verilmiş olup, kararın gerekçesinin yazılmasına müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımızca istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Yargılama sonucunda tahliyesine karar verilen sanık Osman Kavala hakkında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka soruşturma kapsamında anayasayı ihlal, Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca anayasal düzeni bozmaya teşebbüs suçundan ayrıca gözaltı kararı verilmiştir. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kavala'nın sağlık kontrolünden sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek Osman Kavala, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilecek. Sırada trafik kazalarından görüntüler var. Farklı kentlerde meydana gelen kazalar kameralara yansıdı. Emniyet kemeri takmayan sürücü otomobilden fırladı. Kaza sabah saatlerinde Karaçulha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mertcan Bahçeci İdaresi'ndeki otomobille önündeki araçlara makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Bahçeci yaralandı. Sağ sol yaparsan olacak budur. Bursa'da ise yol aydınlatması olmayan yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadına otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burası da Kayseri. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobilin takla attığı anlar bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü Murat A. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hızla refüje çarptı. Kazanın ardından aracın motor kısmında meydana gelen patlama ve yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Bu görüntülerde İstanbul-Bağdat Caddesi'nden sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak takla attı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı. Sayın seyirciler, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. İyi akşamlar.